Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhabalar. Bir önceki videoda size açmanız gereken hesapların nasıl girişini yapacağınız hakkında bir video çekmiştim. Şimdi ilk dersimize başlayalım. Şu an Tinkercad ekranındasınız. Daha öncesinde zaten 3D tasarımlar yapmıştınız. Bu ekranı çok iyi biliyorsunuz. Biz önce bir kodlamasını yapacağız, devremizi kuracağız. Daha sonrasında sizden bir görev olarak tasarım ve kodunu yazabileceğiniz bir proje isteyeceğim. Öncelikle basit bir led yakma işleminden başlıyoruz. Hazırsanız yine buradan devre oluşturacağım yere geliyorum. Devreler olan yere geldim. Yeni devre oluştur diyorum. Şimdi karşıma Arduino bileşenlerinin olduğu arayüzüm gelecek. Buradan devam edeceğiz. Evet, şu an ekranım geldi. Bizim led yakmak için ihtiyacımız olan malzemeler nelerdir? Öncelikle onları bir oluşturalım. Bir adet Arduino unu lazım bize. Devrimizi kodlayabilmemiz için. Evet, bir adet breadboard. Sürükleyip bırakabiliyorsunuz arkadaşlar. Başka ne gerekti bize? Led ve bir adet direnç. Evet, jumper kablo almadım. Çünkü jumper kablo breadboard'dan ve Arduino'dan pinden tıkladığım zaman zaten kablomuz çıkıyor. Ona gerek yok. Şu an ilk önce LED'imizi breadboard'umuzun üzerine yerleştirmemiz gerekiyor. Burada önemli olan bir husus var arkadaşlar. LED'imizin bir bacağı artı, bir bacağı eksi bacak. Peki hocam, ben bunu buradan nasıl görebilirim? Biz normalde nasıl biliyorduk arkadaşlar? Uzun olan bacağımız artı, kısa olan bacağımız eksi bacaktı. Biz burada bunu görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Uzun ve kısalığı görünmüyor. Bunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar, gördüğünüz gibi ledimizde şu tarafta bir bükülme var. Bu yüzden uzun bacağı büküp iki bacağı da eşit demişler. Yani üzerine geldiğim zaman anot yazan kısım benim artı bacağım. Üzerine geldiğim zaman katot yazan kısım ise benim eksi bacağım. Buna dikkat ederek breadboard'umuzun üzerine yerleştiriyoruz. Evet, şu an artı bacağım ne tarafta? Burada üzerinde anot yazıyor. X bacağım ne tarafta? Burada. Ledlere bakarken, breadboard'un üzerine yerleştirirken buna dikkat etmeniz gerekli arkadaşlar. Şimdi peki ben artı ve eksi bacaktan Arduino unumun üzerine nasıl bir bağlantı yapacağım? Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle artı bacağımdan Arduino'nun hangi pine ne takacağıma karar veriyorum. Arduino'nun artı bacaktan ben pine göndermem lazım. Pine giriş yapmamız gerekiyor. Şimdi artı bacağımdan bir jumper kablo çıkartıyorum ve 13. pime gönderiyorum. Kırmızı yandı ve bir farenin sol kısmına tıklayıp bırakabiliyorsunuz. Şu an artı bacaktan ben bu şekilde gönderdim. Şimdi peki biz eksi bacaktan nasıl gönderiyorduk? Arkadaşlar, led yakarken direnç kullanmadan bir devre kurabilirim, fakat bu devrem çok uzun süreli çalışmaz. Çünkü direnç olmadığı zaman akıma maruz kalır ve ledimiz patlar arkadaşlar. O yüzden eksi bacağından bir direnç koyuyorum. Evet, şu an direncimizi bıraktım. Evet, şu an direncimizi breadboard'un üzerine yerleştirdim. Şimdi bir boşta kalan bacağım var. Direncin bir bacağı boşta kaldı arkadaşlar. Tabii istediğiniz şekilde bunu oynatabilirsiniz. Ben şimdi direncin diğer bacağından arkadaşlar GND'ye göndermem gerekiyor. Şu an buranın üzerinde zaten yeşil nokta nokta şekli geldiği için
Bunların hepsine aynı elektrik yükleniyor. Yalnız yanındakine aynı elektrik yüklenmez. Yine aynı şekilde eksilerde bir sıranın üzerine hepsine aynı elektrik yükleniyor. Artılarda yine aynı şekilde, yani şu sıraya taktığım pin baştakini de çalıştırabiliyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şu an benim taktığım şeylerden direncimin bir bacağı diğer tarafta takılı. Diğer bacağı da başka bir pinle takılı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi direncimin boşta kalan bacağından ben bir kablo alıp nereye götüreceğim? GND'ye götüreceğim. Evet, şu an benim devrem hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi devremi tamamladım. Şimdi kodlarına bakalım isterseniz. Şuradan kod kısmını açtığımızda öncelikle arkadaşlar blok tabanlı kod çalışabilirsiniz. En blok tabanlı kodlardan çalışabilirsiniz. Burada Türkçe karşılıkları vardır. Mesela ne anlatıyor bize? Yerleşik LED, yani 13 pininde takılı olan LED'i önce yüksek olarak ayarla. Daha sonra bir saniye bekle. Daha sonra alçak olarak ayarla, yani az elektrik ver ona. Bekle ve bunu sürekli döngüye alarak çalıştır diyor arkadaşlar. Yine buradan metin tabanına bakalım isterseniz. Bizim burada Arduino üzerinde çalıştığımız metin tabanlı kodlama da bu şekilde arkadaşlar. Bundan da bir göz geçirelim isterseniz. Ben ne yapmışım burada? 13. pine takılı olan kablomu ne yap, ledimi ne yap arkadaşlar? Çıkış birimi olarak ayarlı diye bir bilgilendirme veriyorum. Daha sonra aşağıya döngünün içerisine 13. pinde takılı olan ledimi önce yak. Daha sonra bir saniye bekle. Burada arkadaşlar milisaniye cinsinden yazar. Bir saniye bekle. Daha sonra ledini söndür. Yine bir saniye bekle ve bu işlemleri sürekli tekrarla diye ben döngünün içine aldım. Ve benim döngüm sürekli tekrarlayacak arkadaşlar. Şimdi isterseniz simülasyonu başlatalım ve bakalım yaptığımız bir yanlışlık var mı? Evet, şu an başlatılıyor simülasyon. Şu an ledim yanıp sönüyor arkadaşlar. Bakalım, evet, direncim bu şekilde. Şu an ledim yanıp sönüyor. Biraz daha yaklaştıralım. Evet arkadaşlar. Dersimiz basit bir led yakma işlemiydi. Ve bunu buradan videoyu izleyerek sizin de yapmanızı istiyorum. Yaptığınız çalışmalar benim ekranıma düşecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben sizi bu şekilde takip edebileceğim. Ve bu haftanın görevine geliyoruz şimdi. Size bir görev vereceğim arkadaşlar. Led yakmayı öğrendiniz. Sizden bir trafik lambası tasarlamanızı istiyorum. Yani burada kullanacağım ledim kaç tane? 3 tane. Kırmızı, sarı ve yeşil ledleri kullanarak bir trafik lambası tasarlamanızı istiyorum. Trafik lambasının kırmızı ile yeşil arasında, sarı arasındaki saniyelerini tam bir trafik lambası olarak ayarlamanızı istiyorum. Ve ayrıca sizden arkadaşlar Tinkercad sayfasına gelin. Bu zaten otomatikman kaydoluyor sizin sayfanıza, bilginiz olsun. Buraya geldikten sonra ana sayfaya gelelim. Şu an benim yaptığım çalışma buraya yüklendi arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Evet, burada yüklü bir şekilde görünüyor. Bunu düzenle deyip arkadaşlar üst kısımdan tasarımlarda anlattığım gibi ismini değiştirebilirsiniz. Led yakma diyebilirsiniz. Ben sizden önce bu çalışmayı yapıp daha sonrasında bir trafik lambası oluşturmanızı istiyorum. 3D tasarımına gelip 3D tasarım olarak bana bir trafik lambası tasarımı yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Yeni tasarım oluştur deyip burada da ayrıca bir trafik lambasının görselini, 3 boyutlu çizimini yapmanızı istiyorum. Bu görevler anlaşıldıysa bir sonraki derste görüşmek üzere.